için ilk olarak ön mayalama işlemiyle başlayalım. Şimdi kabımıza bir paket kuru mayayı alalım. Üzerine 2 çorba kaşığı toz şekerini ilave ederek 2 su bardağı sütü ocakta ılıtarak bunların üzerine döküyorum. Ve şöyle bir karıştırarak mayanın erimesini sağlıyorum. Kapatıyorum. Ve 5 dakika dinlendiriyorum. Bakın mayamız kabararak aktif hale gelmiş. Şimdi üzerine 2 adet yumurtayı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı sıvı yağ. Bunların hepsini de bir arada çırpalım. Toplamda 5 su bardağı un ayarladım. Şimdi bu 5 su bardağımı yavaş yavaş kabıma ilave ederek kıvamını ayarlamaya çalışacağım. Şöyle kabaca unumu yedirdikten sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. 5 su bardağı un ilave ettikten sonraki hamurun kıvamı bu şekilde, hala cıvık. Una ihtiyacı var. Şimdi biraz daha ilave ederek yoğurmaya devam edeceğim. En sonunda ne kadar un aldığını sizlere söyleyeceğim. Hamurum toparlandı. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Hamurum şekerli olduğu için çok sert bir hamur yapmayın. Yoksa poğaçalarınız sert olur. Şöyle kabınıza ve elinize hafifçe yapışacaktır. Şimdi üzerini streçle kapatarak 50 derecede ısınmış fırına koyarak mayalandıracağım. Bu şekilde daha hızlı mayalanmış olacak. Ama sizin rahat geniş bir zamanınız varsa üzerini kapatarak ılık bir ortamda 1 saatte mayalandırabilirsiniz. Veyahut da şöyle de yapabilirsiniz. Geceden hamurunuzu yaparak üzerini güzelce streçleyin. Buzdolabına koyun ve sabah pazar kahvaltılarınızda veya misafirleriniz varsa sabah çıkarın. 1 saat oda sıcaklığında dinlendikten sonra poğaçalarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şöyle havasını alalım ki maya kokusu çıksın. Şimdi istediğiniz boyutta bezeler alarak hepsini hazırlayacağım ve kenarda biriktireceğim. Şimdi poğaçalarıma şekil vermeye başlayacağım ama kenardakilerin üzeri kurumaması için üzerini bir bezle örteceğim. Şöyle elimle açarak oval şekli verelim. İçine peynir koyarak her iki ucu birleştiriyorum. Bu şekilde tepsime dizeceğim. Yine aynı şekilde bezemi aldım. Şöyle hafif uzunlamasına hamurumu açarak oval şekli verdim. İçine de peynir yerleştirerek her iki ucu ortaya getirerek kapatıyorum. Bu şekilde tepsime diziyorum. Dilerseniz kaşarlı da yapabilirsiniz. Kaşarlı poğaça sıcakken çok güzel oluyor. 2 adet yumurtanın üzerine yaklaşık 2 çorba kaşığı süt ilave ederek çırpalım. Şimdi hamurumuzun üzerine sürelim. Bu karışımı sürdükten sonra üzerine çizikler atarak tepsi mayası vereceğim. Şimdi poğaçalarıma şekil vermek için keskin bir bıçakla çizikler atacağım. Şimdi yarım saat tepsi mayası veriyorum. Şimdi tepsi mayasından sonra poğaçalarımı önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel bir şekil almışlar. Özellikle
Üzerindeki çizikler harika bir şekil vermiş. Bakın pamuk gibi. İnanılmaz sıcaklar. Biraz alınsın. Daha sonra sizlere iç dokusunu göstereceğim. Poğaçamın dokusu ve lezzeti harika olmuş arkadaşlar. Umarım siz de tarifimi beğenmişsinizdir. Mutlaka evlerinizde deneyin isterim. Bu lezzeti tadın isterim. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.